Evet, 3 günlük sokağa çıkma yasağında bugün gördüğünüz gibi marketlerde ve humalı alışveriş var. Vatandaşlar alışverişini yapıyorlar. Biliyorsunuz bugün 23 Nisan. 23 Nisan'la beraber cuma, cumartesi, pazar günü 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı. O yasak da bugün uygulanıyor. Gördüğünüz gibi marketlerde alışveriş tüm hızıyla devam ediyor. Beyefendi kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ olun. Sokağa çıkma yasağı var. Alışveriştesiniz. Evet. İşletmeciyiz abi. Dükkanın eksikleri. Nasıl? İşletmeciyiz. Dükkanımızın eksiklerini tamamlıyoruz. Öyle mi? Evet. Yetecek mi bunlar 3 gün? 3 gün yetmez. Günlük karşılıyoruz mecburen. Yakın yerlerden tedarik ediyoruz. Yani 3 gün boyunca saat 10'la 5 arasında açık saate. Evet. Ama günlük taze ürün almamız gerekiyor. Evet. Mecburen çıkıyoruz dışarıya ister istemez. Yenge arıyor herhalde, sipariş beni verecek telefon. Siparişler bitmiyor. Hadi kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim size. Kızlanma, merhabalar. Merhaba. Ne yaptınız, alışveriş yapıyorsunuz, 3 gün sokağa çıkma yasağı var. Evet, evet. Yetecek mi bunlar 3 gün? Ya yok, biz zaten her hafta aldığımız için eksikleri aldık sadece. Öğrenci misin? Hayır, çalışıyorum. Sağlık çalışanıyım. Bugün bir de 23 Nisan tabii, 3 günlük evet. Bir sokağa çıkma yasağı var pandeminin. Evet. Neler diyeceksin 23 Nisan'da? Ya tabii benim de şu anda yaşına girmeyen bir çocuğum var, 11 aylık. Onun da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah güzel günler görürüz diyeceğim ama çok da umutlu değilim ben. Pandemin olmasaydı, sokağa çıkma yasağı olmasaydı bugün 23 Nisan çocuğu alıp herhalde törene gidecektiniz değil mi? Yani gitmeyi düşünürdük ama şimdi pandemiden ötürü de sıkıntı var. Onun için tam bir şey diyemiyorum ya. Yani. Ya gider ya gitmez abi. Bitmiyor ki. Al ver. Bitmiyor kardeşim. Allah olmayana yardım etsin inşallah. Allah kolay biz hamd olsun. Allah veriyor da Allah olmayana nasip etsin inşallah. Yapacak bir şey i̇nşallah yok. İnşallah bir de bu pandemiden kurtuluruz da böyle bir sıkıntı olmaz. Bu yasaklara böyle devam ettiği müddetçe kimse bir şeyden kurtulamaz abi. Bana göre. Yani uymuyoruz mu yasaklara? Da? Uymuyoruz abi. Şimdi geldim ben. Tam gaz alıyorum çıkıyorum. Ama gidin bakın her yerde insanlar oturuyor. Her yerde sigara, kahve, çay muhabbeti var. Bunu kimse kesemiyor. Ya bir duyarlılık olması lazım aslında. Ciddi almak lazımmış. Abi bir şey yaparken önce Allah için yapacaksın. Ondan sonra kul için yapacaksın. Ama biz de işte nasıl diyeyim, vaktinizi almak istemiyorum ama. Yok ben mikrobasizde. Allah-u Teala'dan çekinmiyoruz. Bir mikrop bize dizi tutturdu abi. İşin gerçeği bu. Allah veriyor, kul anlamıyor. Biraz da iman zayıflığıdır diye düşünüyorum. Allah beni affetsin. Bir de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş günü. Evet. Bir de yani hem dünya çocukları hem Türkiye çocuklarının da 23 Nisan çocuk bayramı. Evet, hepsi bir arada, doğrudur. Bugün eğer yasak olmasaydı torun torbayı ne yapardınız? Törene mi giderdiniz? Yasak olmasaydı tabii ki bugün çocukların günüydü. Her gün bizim günümüz ama çocukların günü yılda bir kere olduğu için tabii ki bir hediye alacaktık. Özellikle şehit çocuklarını, özellikle anası babası olmayanları güldürecektik. Ama bugün onu da yapma şansımız yok. Ya neden? Sen törenine gidecektin belki. Gidecektik işte, bir şekilde gidecektik. Benim de ufak çocuğum var. Evet. Ama benim için öncelikle şehit çocukları, yetim çocukları. Benim çocuğum üçüncü plandadır. Benim düşüncem bu. Doğru ya da yanlış.